Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Kaliteli müziğin doğru adresi Müzikal Takınız Küpe FM'den. Ben Deniz Kamil Bilici'den. Merhabalar efendim. Keyifli bir hafta sonunu renklendirecek yepyeni bir Beş Çayı'nda daha birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. 2018'in son, 2019'un ilk albümü diyebiliriz Fazla Aşk için. 1999'da Sana Bir Şey Olmasın'la sesini soluğunu tanıdığımız, o günden sonra da Düşüysek Kalkarız'dan Milad'a kadar birçok aşk şarkısıyla 2000'li yıllarda yaşanılan aşkların hemen hepsinde imzası olan bir isim. Yonca Ledu bugün bizlerle birlikte. İlk olarak hoş geldiniz programı. Hoş bulduk. Hayır, hoş bulduk, merhabalar. Yoğun bir süreç, bir buçuk ay oldu albüm çıkalı ve ilk şarkısı Sevişmeler Hariç kliplendi. Bundan bahsederek başlayalım sohbetimize, Sevişmeler Hariç. Ya aslında Sevişmeler Hariç bu albümü tanıtmak için çok güzel bir açılış şarkısıydı. Herkesin ilk oyu onaydı. Çünkü çok güzel ifa. Hem benim de daha önce geçmişte yaptığım işler için önemli bir yeni albüm girişiydi. Hem de albümü ifade etmesi açısından doğru bir şarkıydı. Zeki Güner şarkısı. Zeki ile yine buluştuk. Emanet ve Düşüsek Kalkarız'dan sonra bir kez daha bir aradayız. Birlikte güzel şeyler yapıyoruz. Şimdi de işte artık Sevişmeler Hariç sunduktan sonra da artık önüme bakıyorum yeni şarkılar, yeni klipler için. Zeki Güner de hakikaten birbirinden güzel şarkılarıyım zaten. Son dönemin ünlü ve sevilen bestecilerinden bir tanesi. Bir Yonca Ledi klasiği olmaya aday bir şarkıyla tekrar bir aradasınız. Bu şarkının keyifli bir de klibi var. Onu da kimlerle çalıştınız? Murat Joker çekti klibi. Biz daha önce Murat Güneş'le 5. Mevsim düetini çekmiştik Joker'le. O zaman ne yapalım, yeni albüm çıkıyor, ne yapalım demiştim. O zaman da şunu yaparız, bunu yaparız diye böyle kafasına tasarlamıştı, heyecanlanmıştı. Çok da benim hoşuma giden, böyle hani fotoğraf karesi mantığında çekilen, böyle şarkının önüne geçmeyen, şarkındaki aşk hikayesini çok güzel anlatan bir klip oldu. Çok memnunum klipten, çok keyifli bir klip oldu gerçekten. O zaman dinleyicilerimiz YouTube'dan izleyecekler klibi. Biz klibi yayınlayamıyoruz ama şarkıyı yayınlayabiliriz. Radyoları biraz daha ses verme zamanı efendim. Yonca Ledi Sevişmeler Hariç diyor, sonrasında sohbetimiz bu frekansta devam ediyor olacak. Sakın bizden ayrılmayın. Yolunu çizmişsin, resmini yapmışsın. Yeşillerin, mavilerin hür. Belli ki canım değil yanım. Benim yerim yine uzağım çok. Gördün bana, içim yara, dışım yara, hiç hevesim yok. Yolum hüzün, senin yüzün döndü çoktan diğer tarafa. Suçlu gibi beni hapsediyor, seviyor ama kendini yine zapt ediyor. Geriye dönmeli mi, acıdan ölmeli mi, yine mi aynı şey canıma kastediyor? Girme bir daha bahçelerime, hiç sevme, ne beni ara ne de gel git sakla. Bir tek sevişmeler hariç, onları kazıman zor deriden. Girme bir daha bahçelerime, hiç sevme, ne beni ara ne de gel git sakla. Bir tek sevişmeler hariç, onları kazıman zor deriden. Seviyor ama kendini yine zapt ediyor. Geriye dönmeli mi, acıdan ölmeli mi, yine mi aynı şey canıma kastediyor? Girme bir daha bahçelerime, hiç sevme, ne beni ara ne de gel git sakla.
yolla. Bir tek sevişmeler hariç onları kazman zor deriden. Girme bir daha bahçelerime, hiç sevme. Ne beni ara ne de gel git sakla. Bir tek sevişmeler hariç onları kazman zor deriden. Girme bir daha bahçelerime, hiç sevme. Ne beni ara ne de gel git sakla. Bir tek sevişmeler hariç onları kazman zor deriden. Girme bir daha bahçelerime, hiç sevme. Ne beni ara ne de gel git sakla. Bir tek sevişmeler hariç onları kazman zor deriden. Yonca'lı yorumuyla Sevişmeler hariç radyolarımızdaydı. Fazla Aşk adlı albümün ilk klip şarkısı ama birbirinden güzel şarkılar var bu albümde. Onları da sırasıyla dinletmeye devam edeceğiz önümüzdeki dakikalarda ama şimdi albümü de biraz konuşalım istiyorum. Aslında az önce de söylediğim gibi 99'dan sonra yaşanılan bütün aşklarda, hemen herkesin aşklarında en az birkaç Yonca'lı şarkısı vardır. Ama 2019'a geldiğimizde de hani o yıllar boyunca fazla sevdiğimizi, fazla aşk sunduğumuzu ortaya koyan bir albüm geldi herhalde. Bunun hikayesini paylaşalım mı dinleyicilerim? Şimdi Fazla Aşk diye bir şarkı olmasaydı da bu albümün adı Fazla Aşk olabilirdi. Çünkü gerçekten fazlaca aşk anlattık bu albümde. Her iki anlamda da kullanıyoruz. Hem fazla aşkın fazla geldiğini, artık ilişkilerde öyle bir dönemdeyiz. Hem de fazla fazla aşkın da anlatılması gereken çok fazla hali olduğunu anlatmaya çalıştım bu albümde. Çok benim içime sinen bir albüm oldu. Çok uzun zamandır çalışıyorum. 1,5 sene neredeyse üstünde çalışıyorum. Repertuar aşaması daha da uzun sürdü. Onun öncesi de var. Alper Atakan yaptı müzik direktörlüğünü. Ve işte Sezen Aksu imzası var. 5 tane Sezen Aksu şarkısı var. Sibel Algan var. Zeki Güner yine benle. Murat Güneş yine benle. Yani çok gerçekten hem aile işi diyebileceğim bir iş oldu. Hem eski dostlarımla, eski yol arkadaşlarım bir araya geldik. Hem de sorumluluğu tabii Sezen Hanım'dan dolayı sorumluluğu da biraz fazla olan bir albüm oldu. Ama çok, yani çok güzel bir, bu albüm bu şekilde çıkacakmış, böyle olacakmış. Bana kısmet oldu bu güzel şarkılar. Yepyeni, pırıl pırıl Sezen Aksu şarkıları ve diğer şarkılar hepsi birbirinden güzel. Çok gerçekten dediğim gibi çok içime sinerek yayınladığım bir albüm Fazla Aşk. Birbirinden güzel şarkılar çıkacak içinden dinleyicilerimizin de aşklarını aydınlatacak önümüzdeki günlerde. Aile gibi bir ekiple çalıştım dediniz. Aile demişken aslında tüm bunların yanında bir de annelik devam ediyor ki o da oldukça aslında hayatın merkezinde olan bir şey olsun. Tabii yani işte annelik devam ediyor gibi bir farklı bir müessese gibi düşünmüyorsun onu artık. Çünkü o hayat o, yani hayatın o oluyor. Onun öncesini hatırlamıyorsun bile, anne olmadan önce hayat nasıldı. Kaldı ki kocaman oldu oğlum çok şükür artık, hani 14 yaşını bitirmek üzere. O yüzden de yani o keyifli, o zaten hani benim hayatımın rutini o. Çok şükür ki herkese kısmet olmuyor. Çok şükür ki bana kısmet oldu. Hem bu işi yaparken, hem bu kadar zor bir mesleği yaparken, hem de anne olmak çok kolay değildi ama artık keyifli kısımlarını yaşıyorum diyelim. Yani onun var mı müzikle ilgisi? Bu çok yetenekli. Çok müziğe çok ilgisi var. Çok sesi güzel. Çok istiyor, uğraşmak da istiyor. Bakalım kendisi yiyor mu? Ben kendim karar verdim ve kendim yaptım bazı şeyleri. Birazcık o da kendisi bakacak ne yapması gerektiğine karar verecek. Kendisi yapacak ne yapacaksa. İlerleyen yıllarda belki onu da programımızda ağırlama şansı olur. Ama şimdi annesi bizimle birlikte ve birbirinden güzel şarkıları var. Onlardan bir başkası Fazla Aşk'ta yer alıyor. Canına yandığım sizlerle. İki mutsuz insan var bizde.
nasibimizi yalnızlıkta. Pusuda bekliyor bizi isyanlar. Özle özle dur hadi şimdi, işin yoksa sökün bu kalbi, aşk bu kadar acıysa. Gözümün bebeğine, yüzüme baka baka, evimi yüreğimi başıma yıka yıka, adımı aşktan siliyor, canına yandım gidiyor. Gözümün bebeğine, yüzüme baka baka, evimi yüreğimi başıma yıka yıka, kadere hüsran yazıyor, canına yandım. Canına yandığım radyolarımızdaydı efendim. Yoncelo yorumuyla dinledik. Fazla aşkın anlatıldığı şarkılardan bir başkası da böylelikle Küpe FM frekansları da sizlerle buluşmuş oldu. Radyodan bunu dinleyicilerle paylaşmak uzun yıllardır olduğu gibi bu albüm için de bizim için yine çok keyifli. Ama bir de bunları canlı canlı dinlemek var ki o da çok keyifli ve ayrıcalıklı bir duygu. Bunu paylaşmak, yaşamak isteyen dinleyicilerimiz vardır mutlaka. Var mı bu yakınlarda? Şimdi albümün PR çalışmaları da aslında yoğun gidiyor. Yani var tabii ki ama özel konserler var şu anda. Hani onları duymamın bir manası yok. Ama özel bir kulüp çalışması, çeşitli şehirlerde, farklı mekanlarla ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Sosyal medyadan da duyuracağım zaten şuradayız, buradayız diye. Mutlaka istiyorum yani İzmir, Adana, Bursa, Ankara, Trabzon, hani hep konuştuğumuz yerler, konuştuğumuz işler var. O zaten haberleri olacak mutlaka. Nereden ulaşabiliyorlar sosyal medyada? Instagram Yoncelodi hesabı. Yoncelodi 17'de Twitter hesabım. Yine Facebook Yoncelodi. Her yerden ulaşabilirler. Şimdi aslında hani 90'lı yıllardan işte bugünlere uzandığımızda sosyal medyanın bu etkinliği bazı şeylerin iyi bazı şeylerin negatif olarak değerlendirilmesine sebebiyet verebiliyor ama bu sosyal medya aracılığıyla aslında hem eleştiriler hem övgüler de üreten insanlara kolaylıkla ulaşabiliyor. Oradan etkileşimler nasıl var mı?
Şimdi çok hızlı her şey dediğiniz gibi. Yani hani o kadar bir anda nefretini de kusabiliyor, sevgisini de gösterebiliyor. Çok iyi, çok şükür. Yani hani hep geri dönümler, çok dönüşler, çok iyi. Şarkılarla ilgili herkesin kendi favorisi var. İşte buna klip çeken çekindiği, bundan sonra diyenler var. Çok şükür. Yani hani o zaten hani insana gerçekten nefes aldıran bir şey. Devam etmek için güç veren bir şey. Çünkü bu kadar çalışıyoruz. Sonucu tabii ki alkış, tabii ki beğeni, tabii ki takdir. Çok şükür ki bu albümde de yanılmadım. Dinleyicilerim sağ olsunlar. Gene çok beğendikleri, çok sahiplendikleri bir albüm oldu Fazla Aşk. Bizim aramızda sosyal medya ile ilgili öyle bir problemim yok yani. Sosyal medyada bana her şekilde ulaşırlar. Ben onlarla mutlaka konuşurum, yazışırım elimden geldiği kadar. Ben hep genelde pozitif yanlarını yaşıyorum. Peki ikinci klip için böyle öne çıkan şarkı var mı şimdi? Yani biz kendi aramızda konuştuğumuz şeyler var ama hani %100 eminim şundan, tamam hadi bu olsun diyemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi radyo yayıncısı dostlarımın başka favorisi var, favorileri var, dinleyicilerin farklı favorileri var, benim kafamda farklı bir şey var. Yani inanın bilmiyorum şu anda ama Sevişmeler çok güzel gidiyor şu anda. Hani çok üst sıralarda zaten. O yüzden de hani biraz onun da önünü kesmek istemiyorum şu anda. Daha çok yeni devam etsin bir süre daha. Ondan sonrasına bakacağız. Yıl sonuna kadar keyifle dinleyebileceğiniz onlarca 10 şarkı var bu albümde. Onlardan bir başkası şimdi efendim. Gitme Sakın burada olacak. Sonrasında son mesajlarıyla Yonca Evdi yine bizimle. Sakın bizden ayrılmayın. Hacı canım, sana bir şey diyeceğim.
gitme sakın, gitme sakın. Bu kalp bunu kaldıramaz diyorsun ya. Hadi canım, sana bir şeycikler olmaz. Gitme sakın, gitme sakın. Bu kalp bunu kaldıramaz diyorsun ya. Hadi canım, sana bir şey. Müzikal takınız Küpe FM'de Gitme Sakın bizlerle birlikteydi efendim. Fazla Aşk'ın Sevilecek Sevilen şarkılarından bir başkasıydı. Az önce sahneler var mı derken konserler olacak işte Adana, Ankara, Trabzon geçti ama bizim de bölgemizde son derece keyifli festivallerimiz olur. Hazır. Hem üniversiteye geldim hem festivallere de geldim. Şimdi yine inşallah olunca, bahar olunca, hava yaz olunca koşa koşa tabii ki. Çok çok keyifli geçiyor. Yani halk konserleri özellikle çok keyifli geçiyor. Olabildiğince keşke çok fazla olsa da keşke koşa koşa gitsem hepsine. Onun tadı, onun keyfi o çok başka bir şey. Bölgemizdeki belediye başkanlarına da sesleneyim istiyorum ben buradan. Belki bu yaz festivallerinde en azından sıklıkla... Telaşları var. Onların şimdi telaşları var. Şu seçimi bir atlatalım hep beraber. Her sene bir seçim telaşı var. Her sene bir seçim stresi var. Bu senekini de bir atlatalım hayırlısıyla. Gerçekten görevi kim hak ediyorsa, kim gerçekten güzel çalışacaksa, halkına faydası olacaksa o seçilsin. Temennimiz o. İnşallah onu bir atlatalım. Ondan sonra onlar göremiyorlar şu anda stresten herhalde. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. İnşallah. Müziğe daha fazla vakit ayırmak lazım. Daha fazla mesai harcamak lazım. Tüm yani müzik bütün politikaların üstünde olan bir şey. O yüzden bizi halkla buluşturun. Ne diyeyim? Bizi halkla buluşturun. Çünkü halkın bize, bizim onlara ihtiyacımız var. Belediye başkanı dediğim gibi stresleri bir bitsin. Elbet konuşacağız bütün bunları. İnşallah yaz aylarında canlı yayında da ağırlama şansı olur. Böylelikle bölgemizde ağırlama şansımız olursa. Ben bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Son derece keyifli bir sohbetin. Ne yazık ki sonuna geldik. Herkese sevgilerimi iletiyorum buradan. Keyifle kışı atlatmak üzereyiz. Sıkın dişiniz, orada daha zor oluyor biliyorum. Sıkın dişiniz de az kaldı. Sevgiler, inşallah baharda görüşmek üzere. Efendim biz ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Biz huzurlarınızdan ayrılıyoruz ama siz radyolarınıza biraz daha ses verebilirsiniz. Çünkü Yonca Lodi Kızıl Kıyamet'le burada olacak. Bir sonraki Beşçeyinde buluşuncaya kadar hoşçakalın. Emanet.
Kamil Bilici ile Beş Çayı sona erdi.